Antik Yunan yerleşimciler, İtalya'nın batı kıyısında günümüz Napoli şehrinin güneyinde yer alan Pompei'yi M.Ö. 8. yüzyılda Helenistik dünyanın bir parçası yaptılar. M.Ö. 79'da 24 Ağustos günü Pompei şehri güneşli ve sıradan bir güne merhaba der. Sokaklar kalabalık ve gürültülüdür. Ticaret gemiler limana yanaşır. Şehrin sakinleri yaklaşan felaketten haberdar değildir. Yüzyıllardır bir şampanya şişesindeki mantar gibi Vezuv yanardağının çıkışını tıkayan lav tıkacı hakkında hiçbir şey bilmezler. O gün öğle saatlerinde güçlü bir patlamayla yanardağın tepesi havaya uçar ve bu Pompei'nin ölümünün başlangıcı olur. Kısa sürede taşlar yağmaya başlar ve şehrin çatılarında birkaç santimetre kalınlığında bir taş ve kül tabakası oluşur. Yumruk büyüklüğünde ve kızgın pomza taşları gökten düşerek camları ve çatıları kırar. İlk ölümler bu anlarda yaşanır. Şiddetli depremler evleri ve sokakları sallar. 20 bin Pompeili'nin çoğu kaçmaya çalışır. Diğerleri mahzenlerde kendilerini kurtarır. Ancak evleri bir tuzağa dönüşür. Ertesi gece Vezüv, şehrin üzerine inen ölümcül gazlar yayar. Onu solayan herkes acı içinde boğulur. Ertesi gün üç lav akışı şehrin kalıntılarını yakar. Sonunda Vezüv zaten tamamen harap olmuş şehrin üzerine kalın bir kül tabakası serper. Vezüv Yanardağı'nın patlaması, Pompei'de dahil olmak üzere birçok şehri etkileyen yıkıcı bir olaydı. 4000 nüfus komşulu Herculaneum kasabası da patlamayla yerle bir olur. ...2010'da yapılan bir araştırma, patlamadan etkilenen ana ölüm nedeninin kül boğulmasından ziyade sıcaklık olduğunu ortaya koymuştur. Arkeologlar kazılarda ortaya çıkan sonuçlar karşısına gözlerine inanamamışlar çünkü patlama sırasında insanlar ne yapıyorlarsa o halde bulunmuşlar. Aslında söz konusu insanlar taşa dönmemişler. Volkanik toz vücutları çevresinde kalıp oluşturmuş, zamanla içerideki vücut çürümüş fakat kalıp aynı kalmış ve böylece yer altında insanlar şeklinde boşluklar oluşmuş. Kazıyı yapanlar bu boşluklara alçı döküp ölen insanların heykellerini elde etmişler. Bir zamanlar mutlu bir Roma şehri olan Pompei, yüzyıllarca süren kazılardan sonra arkeologlar yardımıyla güzel bir şekilde korunmuş binalar, nesneler ve sanat eserleriyle birlikte hayata döndürüldü. Pompei, günümüzde UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde olup İtalya'nın en popüler turistik merkezlerinden biridir.